Merhaba, hoş geldiniz. Bugünkü Mesele Ekonomi yayınımızda konuğumuz Doktor Caner Özdurak. Kendisiyle en son çıkan yeni kitabı İktisat Kantini ve tabii ki kendisiyle özdeşmiş Menemen Endeksini konuşacağız. Ondan öncesinde şu duyuru yapmak istiyorum. Bu yayını izleyen ve aşağıda YouTube'da beğeni ve yorum yapan arasında 3 kişiye Caner hocamızın kitabını hediye edeceğiz. O yüzden sizlerin yorumlarını ve beğenilerini bekliyoruz. Caner Bey merhaba. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkürler. Siz nasılsınız? Ben de çok sağ olun. Caner Bey, şimdi öncelikle şuradan başlayayım. Kitabınızdan başlayayım. Yeni bir kitap. Esasında gençlik kitap. Klasik, alışılmış bir kitap değil. Ekonomik akademisyen olduğunuz için bazı kafasına farklı bir şey canlanan olabilir. Şimdi henüz kitap okumayanlar, ulaşamamış olanlar ki şunu da belirteyim. Ben de ulaşmak için epey çaba sarf ettim. Birkaç yer gezdim, bulamadım. Kitabı almak isteyenler veya henüz okuyamayanlar için ne bekliyor onları? Kısaca özetler misiniz bize? Bu kitap bu arada 12 Şubat'ta çıktı. Muhtemelen daha yeni yeni dağıtım oluyordur. İnternet kanallarından ulaşmak daha kolay. Ya kitap şöyle, aslında bir çizgi roman formatı, bir çizgi roman diliyle ya da çizgi roman sayfalarına benzeyen bir dille ekonomi ve finans konularını yeri geldiğinde daha genel bir seviyede ama yeri geldiğinde hakikaten o bölümlerde okuyan, hatta o bölümlerde doktora yapan öğrencilerin anlayabileceği, bu hani başkalarının anlamayacağı anlamına gelmiyor ama onların daha bir hani demli bir tadı alabileceği kadar da içinde hani denklemler barındıran veya işte daha advanced konuları içeren bir kitap. Şimdi şöyle benim çizgi roman çizerliğim ve çizgi roman geçmişim akademisyenliğimden çok daha eski. Dolayısıyla şey aslında hani bu kitap birdenbire böyle ya ben ekonomi finansı nasıl daha değişik anlatayım da bir değişik bir şey bulayım gibi ortaya çıkmadı. Aslında bu benim üniversite yıllarından yani lisans döneminden beri aklımda olan hani bu kitap formatıyla mı olacaktı, böyle mi olacaktı kısmı soru işareti ama her zaman işte Financial Times'taki ekonomi karikatürlerini takip ettiğim işte ekonomisteki kalın ekonomi karikatürlerini ekonomi politik karikatürlerini takip ettiğim bir şeyim oldu zaten. Hani kendi arşivimde de bu tarz şeyler var, kitaplar var. Bunların sonunda böyle bir dil olarak ortaya çıktı. İşte Twitter'da bir paylaştım. Ondan sonra ilgi geldi. Teveccüh ettiler insanlar. Ondan sonra daha da fazla çizmeye başladım ve bir noktada bir kitap formatına geldim. Ama kitapta görülecek olan şey, yani 120 sayfalık bir kitap. Bunun 90 sayfasında çizim görecekler neredeyse. Ama bu çizimler şöyle çizimler. Yani dersi dinlerken hepimiz bir şeyler karalarız ya, notlar alırız, bir şeyler yaparız falan. Ya ben dersi dinlerken çizgiyle not alsaydım ve aralara da önemli bölümleri yazıyla yazsaydım nasıl bir format, nasıl bir defter sayfası çıkar acaba diye düşündüğümde yani bir çizgi roman sayfasına benzeyen sayfalar çıktı. Bu dört farklı bölümden oluşuyor ve her bölümlerde benim birbirine bağladığım yazılar var yine. Bu yazılarda benim yine İktisat Kantini adı altında radyo ve gazetede ve farklı formatlarda düşüncelerimi paylaştığım farklı medyaların yazı olarak paylaşıldığı bir formatta geldi. Dolayısıyla uçtan önce hani bir kitap ama yazıyla başlıyor. Büyük ölçüde çizimlerle devam ediyor ve tekrar yazıyla devam ediyor ve çizimlerle bitiyor. Peki birçok esasında ekonomist, iktisatçı kitapta görebiliyoruz. Ondan hem bu konuya yaklaşım var. Türkiye'de karikatürü artık mesafeli bir hale geldi Türkiye son yıllarda maalesef. Onların bu konuya yaklaşımı, bu kitaba yaklaşımı nasıl oldu acaba? Tabii bizim mesafeli hale geldiğimiz karikatür dilini de ben çok kullanmıyorum. Yani işte bu hem karikatüre biz mesafeli hale geldik hem de mizahta yani politik mizaha depolitik her şeyde olduğu gibi depolitize olan bir mizahla şu anda hani mizah formatında izlediğimiz şeyler veya okuduğumuz şeyler de öyle. Dolayısıyla böyle bir kopuş oldu ama hani benim zaten hani iktisat kantinde kullandığım dil ve çizgi roman dili biraz daha Amerikan bir dil. Yani format olarak da biraz daha böyle Amerikan çizgi romanına benzer bir şey. Dolayısıyla çok karikatür demeyi de tercih etmiyorum ben ama hani çizginin zaten şey hani kapıyı çaldığında bir kapıyı açana yüzünü gülümseten bir hali var. Karikatür olsun veya olmasın. Hani çizgi olarak görülünce bu biraz daha herhalde daha az ofansif algılanıyor karşı taraftan. Ama yani zaten kitapta yer alan ekonomistlerin veya finansçıların çoğu çok pozitif davrandı ve her zaman da destekledi bunu.
Peki bu adam biraz da şimdi çok az bahsettiğiniz ama esas iktisat kantini bir kitaptan ibaret değil, değil mi? Önceki neyi kastediyorsunuz ya iktisat kantini derken okuduğunuz okulun kantini mi nedir sizin için? Tabii iktisat kantini şeydir. Barbarossa Yıldız Tekniğin iktisat fakültesinin kantinidir. Güzel kızlarıyla ünlüdür. O dönem için öyleydi. Şimdi kantin şey kampüs tabii taşındı şeye Davutpaşa'ya. Ama hani iktisat kantini bizim iktisat fakültesinin kantiniydi ve biraz da şöyle bir mantık var orada. Yani bizim ön sözde Sade Hoca çok güzel bahsetti ondan. Hakikaten kantinde yaptığımız muhabbetlere benzer bir formatı var. Ben mesela radyo programında bunu o şekilde anlatıyorum. Hani %30-40 ekonomi konuşuyorsak 60-70 de işte başka konular, kültür, sanat, edebiyat, geyik muhabbeti bunların olduğu bir şey. Dolayısıyla sayfaların içeriğine de bakıldığı zaman aslında bir kantin muhabbeti formatında ilerleyen bir şey görülüyor. Yani bazı yerlerde çok ciddileşiyor. Sanki böyle vizeye finale girecekmişiz gibi böyle hani ders konularının formüllerin çok ciddi tartışıldığı bir yere geliyor. Ondan sonra rahatlıyor. Daha böyle geyik muhabbetinin işte sanat ve sergi muhabbetlerinin olduğu bir formata bürünüyor. Yani tam bir iktisat hani kantin muhabbeti aslında içerik. Peki yani sizin bir de diğer bir sizin patenti size ait olan diğer bir konuya gelelim. Menemen endeksi. Siz o konuda şu anda menemen endeksindeki son durum nedir? Malum enflasyon çok konuşuyor. Ülkenin çok gündeminde. Özellikle gıda enflasyonu daha da gündeminde. Sizin endeksiniz neyi gösteriyor? Bir de o endeksin içeriğinden de çok kısa bahsedebilir misiniz? Yani menemen endeksinin içeriğinde ne var? Endeksin içerisinde aslında çok basit yani bir mutfağın içeriğini yani bir mutfağın ana bileşenlerini barındırıyor. Zaten o yüzden menemen endeksini seçtik. Yani tabii işin içinde bir mizah kısmı da var. Yani menemen sonuçta hem menemen endeksi deyince aslında o dönem tam şeye denk geldi. O Vedat Milor'un işte soğanlı mı soğansız mı anketine denk geldi. Hani şeyi oradan aldık aslında. Rüzgarı oradan aldım ben. Ama içerik olarak aslında şey yani o kıvılcım aslında arka tarafında çok böyle hani düşünülen bir şey. Çünkü domates var içinde, biber var, kuru soğan var. Soğanlı veya soğansız yapılacaksa yumurta var. Hani dört temel bileşen. Çok da fazla şey yapmadık ama bu dört temel bileşenle zaten mutfakta istediğiniz her yemeği yapabiliyorsunuz. Yani çıkış mantığı o. Menemen endeksi gibi bir sloganın altında veya o tarz bir şeyin altında toplanması nedeniyle işte Big Mac endeksi gibi akılda kalıcı olması ve bu yemeğin istenirse sabah, istenirse işte gece, akşam yemeği olarak yenebilmesi ve her kesim tarafından tüketilen bir yiyecek olması. Yani aslında hani oradaki enflasyonda çok büyük bir yükseliş varsa, orada bir sıkıntı varsa zaten herkesin de mutfağında bir sıkıntı vardır. 2020 yılının Nisan-Mart ayından itibaren 2019 yılındaki maliyetlerin üzerinde çıktı bizim hesapladığımız menemen maliyeti. Yani bizim hesapladığımız diyorum ama birebir TÜİK verilerini kullanıyorum aslında. TÜİK'teki ortalama sepet değerlerini, ürün sepet değerleri üzerinden hani tarife göre işte 100 gram ondan, 100 gram ondan, 50 gram ondan gibi. Onları kullanarak hesaplıyorum. Geçen senenin üzerinde Nisan 2020'den beri hala üzerinde. Ama endeksi yani aylık değişimleri gösterdim endeks. Son ayda düşüş gösteriyor ki burada zaten artık gıda enflasyonundaki artış sadece bu toprak işte kış sebzelerinde meyvelerinde değil diğer birçok paketli üründe bunun da altında bir sürü işte hem yurt dışında globalde küreselde işte FAO endekslerinde falan görüyoruz küresel hani pandemiden de kaynaklı küresel şeyin artması gıda fiyatlarının artması vesaire gibi orası hani çok analiz edilmesi gereken kompozit bir durum. Ama biz menemen endeksinde hem değişimi görüyoruz hem de bir önceki yılın aynı ayına göre nerelerde olduğumuzu görüyoruz. Son ayda biraz şeyler ekledim. İşte dövizdeki değişimle gıda bizim menemen endeksindeki değişim nasıl birbirine oturuyor? Aslında çok birebir oturuyor. Yani orada da aslında böyle pass-through hemen dövizden gıda fiyatlarına bir yansıtma var. Onu da bir araştırması lazım. Bakalım ama menemen endeksi Mart ayında biraz daha böyle şey daha kompozit, daha kurumsal, daha sürprizli bir şekilde açıklanacak muhtemelen farklı bir formatta. Hani menemen endeksi 2.0 diyebiliriz onun içinde. Bu şekilde devam ediyor. Peki siz gıda enflasyonundaki sorunun temeli nasıl görüyorsunuz? Yani işte aracı gıda deniyor bir ara. Bazen ithalat deniyor. Kontrolsüz ithalat. Bazı dönemler çok ciddi ithalat izinleri veriyor.
işte üretim modellerinin sıkıntı olduğu söyleniyor. Siz burada temel sorun nerede görüyorsunuz acaba? Yani burada arıcılar denilen durum yeni bir durum değil zaten. Yani biz bunu ekonomik coğrafya dersinde de anlatıyoruz. İşte muz dağılımı, banana split diye bir şey var, onun grafiği var. İşte 2 birim üretici kazanıyorsa 3 birim, 4 birim, 5 birim işte taşıyıcı, toptan satışçı, hal vesaire. En sonunda da perakendecinin böyle 10-12 birim en büyük birimi kazandığı bir yapı var. Ya bu zaten böyle. Hani bu problem değil anlamında demiyorum da bu yeni fark edilen bir şey değil. Bu problem zaten de facto var. Ya bunun yanında ama hani bizim işte plansız tarım politikası vesaire zaten hep konuşulan şeyler. Yani sadece orada keywordleri verip geçebilirim çok hani zamanı harcamamak adına. Ama yani bizim bir tarım politikamız olması, işte hepimizin çocukluğunda yerli malı haftaları vardı. Yerli malı kullanıyorduk. Ciddi anlamda ithalat yapıyoruz artık her tarım ürününde. İçerideki fiyat politikasıyla bir şekilde biz yani kendi yerel kaynaklarımızı yerli kaynakları demiyorum. Yerel kaynakları da yani işte spatial economy diye hani literatürde geçiyor. Biz kendi yerel bölgelerimizdeki kaynakları da iyi kullanarak, iyi optimize ederek bir sonuç elde etmiyoruz. Dolayısıyla hani yapısal reformlar hala anlamaya çalıştığımız o yapısal reformların temel nedeni aslında bu gıda enflasyonu. Ama tabii son zamanda COVID, iklim ciddi anlamda işte son 3-4 yıldır işte durduk yere dolu olması, ekinleri kırması vesaire veya işte kış, bahar, güz dönemlerinin birbirine karışması. Hani orada ciddi anlamda zayiatlar vermemiz. Bütün bunlar etkili oluyor. Yani dış etkenler de son 1-1,5 yıldır, 2 yıldır çok etkili. Bir de çok yani özellikle geri darımı ve işte geri pastasının alt diliminde kalan insanlar için çok ciddi bir adaletsizlik yaratıyor değil mi? Gıda enflasyonu. Tabii yani aslında işte hep şeyin mantığı da o. Menemen Endeksinin mantığı da o. Mehmet Yaş'ın köşede kullanmıştı, kendi köşesinde kullanmıştı. Çok güzel özetlemiş orada. Yani yukarıdan aşağıya en zenginden en fakirine sınıf ayırt etmeksizin herkesin yediği bir yemek. Şimdi oralarda bir sıkıntı olduğu zaman yani buradaki işte talep veya talebin fiyat esnekliği de önemli. Yani domates 1 liradan 1,5 liraya çıktığı zaman bizim için belki çok problem olmaz ama hani belli bir gelir seviyesi de çalışanların ama en son bu asgari ücret şeylerinde de gördük. Tartışmalarında da çok gördük. Ülkenin neredeyse %50'si asgari ücretle çalışıyor. Dolayısıyla hani bu ciddi bir problem. O 1 liranın 1,5 liraya çıkması oradaki gelir seviyesine sahip insanların hakikaten şey fiyata karşı talep esneklikleri çok yüksek. Ekmek yok değil mi menemen endeksinde? Yok. Ekmek yok. Çok ekmek yediriyor onun için koymadık. Çünkü ekmeksiz yenmez menemen. Peki son olarak bitmek gibi küresel bir noktaya geliyor mu acaba bir gün? Sonuçta soğan, biber, menemen içindeki bileşenlerin birçok esasında dünyanın her mutfağını kullanan yemekte. Şey, gıda. Şöyle aslında ben gelişmekte olan ülkeler içerisinden Latin Amerika ülkeleriyle bir karşılaştırmalı bir şey. Yani bu Mart ayına yetişmeyecek ama ilerleyen zamanlarda öyle bir noktaya gidecek. Bizim menemenimiz aslında onlarda ne? Yani menemenin o ülkelerdeki yani domatesin, biberin bu ülkelerdeki fiyatları üzerinden bir hesap yapılabilir ama aslında onların menemenine karşılık gelen yemek ne? Mesela işte Venezuela'da falan şey var. Mısır unuyla karıştırıyorlar yağı ve suyu. Bundan böyle snackler elde ediyorlar. O snacki menemen gibi yiyorlar. Hem kahvaltıda hem akşam yemeğinde. Bunu birebir orada yaşayan kişilerden işte mailleşmelerle arkadaşlarım sayesinde, yurt dışında iş yapan arkadaşlarım sayesinde edindiğim bilgiler. Tarifini falan da verdiler yani. Dolayısıyla şey o şekilde hani bizim menemenimiz onların menemeni olan yemek her neyse onların bir karşılaştırmalı bir şey olacak muhtemelen. Çünkü hani yemek evet çok küresel, çok commodity bir yemek. Yani menemen bizim için öyle. Belki Akdeniz ülkeleri için öyle. Hiç. Ama Akdeniz ülkeleri de çok bizim şeyimiz değil. Hani peer'ımız değil. Çok teşekkür ederiz abi. Vakit ayırdığınız için. Çok sağ olun.